Herkese merhaba. Bugün yine bir Amazon paketi açıyorum. Elimde küçük minnak M2. Neden buraya M2 yazıyor onu da bilmiyorum ama diğerlerinde ne yazıyor bir bakayım. M4. Ha, demek ki bu şeyle alakalı, boyutla alakalı. Öyle görünüyor. Aa, doğru. Boyutla alakalıymış. Bak onu da çözdük. 312, 382, 250, 321, 71 milim. Demek ki bu boyutlarda olan. Tamam. Köfteyi çaktık abi. Demek ki Amazon'da böyle bu şekilde paketlerden çok sayıda var. Artık içine koyacağı ürünün boyutuna göre demek ki bu paketi seçiveriyor kendisi, kendileri. Evet, şuna bayılıyoruz. Abi bu işi çok güzel yapıyor. Gayet başarılı Amazon kardeşimiz. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Çift taraflı kulakçık bırakmış. Bunları tutup çekiyorsun. Şılak diye açmış oluyorsun. Müthiş. İlk defa da sen açıyorsun. Gayet başarılı. Yani bunu Türkiye'deki maalesef ne derler o internet alışveriş siteleri maalesef henüz başlatıp yapıştırabilmiş değil. Evet gene güzel. Bak bunu sevdim. Niye? Abi şey de gelmiş gene sıfır jelatininde. Bunu kenara atıyorum. Amazon Almanya'dan gelen bir paket. Dolayısıyla gene bu kağıttan var. Almanya'dan gelen bütün paketlerin içinde bu kağıt var. Niye bunu koyuyorlar onu bilmiyorum ama kendilerine teşekkür ediyorum. Daha önceden yine kanalda incelemesini yaptığım, bu arada sıfır paket, açılmamış paket. Yani ilk defa açılacak paket çünkü çırt çırtlı veya yapıştırmalı değil. Yırttın mı artık paket açılmış oluyor. Daha önceden yine incelemesini yaptığım bir adet bere vardı. İki adet bere vardı. O iki adet bereyi kullanmaya devam ediyorum. Bir tanesi biraz uzunca, bir tanesi de bu Omnihead dedikleri hadis eden. Termal reflektif barındırıyor. Yani ucuz görünce, daha doğrusu indirimde görünce bir tane daha yapıştırdım. Yani Amazon Almanya nedense bu tarz ürünlerde bazen çok ilginç indirimler yapıyor. Onun sebebini anlamış değilim. Gerçi Kolombiya montta güzel bir kazık yedik ama öyle diyelim. Yiğit Çoklu'ya buradan selam olsun. Abi çok şahane kullanılmış. Cebinde kuru yemiş neleri olan, tozları olan, içinde de Yiğit Çoklu'ya ait bir kağıtı bulunan, üzerinde adı yazıyordu çünkü. Ve iyi de parfüm sıkılmış, yani iyi kullanmış eleman. İyi de parfüm sıkılmış bir mont idi. Maalesef severek almıştık. Mavi renk istiyordum. Fakat siyah renge ait çok çılgın bir indirim olunca yapıştırdım. Fakat demek ki iade ürünmüş. O ki böyle arada anlaşılan iade ürünleri geriye okutmak için böyle çılgın indirimlerle kilitliyorlar ama tabii burada suçlu Amazon mu yoksa o kadar kullandıktan sonra ürünü geriye iade eden mi yoksa geriye iade edilmiş ürünü iyice inceleyip irdelemeden paketinden direkt şılak başkasına paketleyen Amazon mu bilemiyorum ama bence burada Amazon'un da yine suçu var diyebiliriz. Şimdi bu biraz daha önceki aldığımız siyahtı, bu biraz daha böyle gerçi aynı görünüyor herhalde ama biraz daha böyle lacivertimsi. Yani resimlerde öyleydi. Poşet ilk defa açılacak poşet. Dolayısıyla yırtmam lazım. Bunu yırtıyorum çünkü şu an elimde. Evet. Biraz daha maviceymiş. Bir iki tane burada şey var ama ondan da yapacak bir şey yok. Şimdi bunun güzelliği şu. Abi bunun güzelliği hakikaten bu. Yani bu reflektif denen hadise genelde Kolombiya'nın montlarında var. Şimdi berede koymaları çok makul mü bilmiyorum ama fakat şuraları iyi. Daha önceden birkaç çılgın berem oldu. O berelerden çok memnundum fakat yıkandıkça küçüldüler maalesef. Onlar da genelde içi şu şekildeydi, yani böyle polarımsıydı. Şimdi kafada çok az saçı bulunan insan için bere çok önemli. Aslında herkes için bere çok önemli ama maalesef bazıları çok fazla dert etmiyorlar. Şuradaki yazılar biraz enteresan olmuş ama. Evet. Amazon Almanya herhalde bizi şey yapmamıştır. Ne derler ona? Kazıklamamıştır. Şimdi bunun güzelliği işte dediğim gibi burada bu reflektif var. Şurası böyle polar ve dış yapısı da gayet sık dokuma. Dolayısıyla rüzgar geçirecek bir pozisyon yok. Fakat bir problem var. O ne? Abi tek boy. Maalesef. One size. Yani bunun bir boy büyüğü, bir küçüğü falan yok. Şimdi bunu alınca hatun dedi ki bir tane daha al. Onu da çocuk takar.
Çünkü benim kafaya oluyordu. Dedim çocuğun kafaya olmaz bu. Abi taktık, onu kafaya doldu. İlginç. Onu kafaya dolunca dedi ki bir tane daha alalım. Fakat bir tane daha alana kadar işte tabii biraz zaman geçti. O arada ben bunu sıklıkla kontrol ediyordum. Fiyatı nasıl olacak falan diye. Fiyat düşünce yapıştırdım. Bu bana kabaca 500 liraya falan gibi geldi. Öbürüne nazaran daha uygun fiyat aldım. Aynen. Çünkü öbürü 680 gibi bir şeydi. Bu da 500 küsür gibi bir şeydi. Yani kabaca bir 10-15 güne geliyor. Onda da çok büyük problem yok. Ama mal güzel. Fakat diğer bereye nazaran bunun sevmediğim yanı şu. Abi bu böyle milimine taktığın için böyle kafayı sağa sola oynattığında hafif açılabiliyor. Kulaklar mesela biraz dışarı çıkarabiliyor. Mesela bunun da mesela şu dikiş yeri çok güzel olmamış. Çok simetrik dikememişler. Bunu diken mühendis kör olmuş herhalde. Şurada bir sıkıntı var. Diğer bere biraz daha uzunca, o böyle baya kapatıyor neredeyse boğazına kadar. Onu zaten o diğer videoda paketlemiştik, göstermiştim size. Fakat onun da dezavantajı, o çok sık dokuma değil. İçinde böyle reflektif bir şey yok. Yani o biraz daha böyle çok soğuk olmayan, çok rüzgarlı, sıkı rüzgarlı olmayan havalarda gayet güzel iş görüyor. Ya hakikaten aslında bazı böyle hafif rüzgarlı havalarda kurtarmaz dediğim günlerde de iyi kurtarıyor, iyi sıcak tutuyor. Bir de onun büyük sıkıntısı biraz iz bırakıyor kafada. Yani örgülerinin izini bırakıyor. İsterseniz buraya bir ara vereyim. Ben o iki bereyi de getireyim. Onların üzerinde biraz daha güzel açıklama yapayım. Şu an üçü de önümde. Bahsettiğim bere şu. Bu yeni yıkandı. Hafif böyle topak topak oluyor ama çok büyük sıkıntı değil. Bunun içi dışı bir. Böyle biraz yumuşak. Yapı yumuşak. Şuraları, şu örgü yapısı kafada iz bırakıyor. Uzun süreli kullanımda çıkardığında böyle kafan çizgi çizgi oluyor. Bu da yine bu yıkanırken kullandığım veya daha soğuk havalarda kullandığım, daha önceden aldığım siyah renk olanı. Renk farkı muhtemel belli oluyor biraz. Bunun da yapı bu. Evet, şu şekil. Yani bunun dikimi daha güzel. Bunun dikimi böyle şey, daha efso. Yani ilginç bir şekilde bu biraz daha çakmamsı olmuş. Evet. Değil mi? Şu daha pürüzsüz mesela. Bu biraz enteresan bir şeydi. Yazıları da öyle. Yani Amazon çakma ürün gönderiyor mudur bilmiyorum ama Amazon Almanya. Gerçi eğer bizim oraya giden gurbetçiler bu tarz işler yapıyorsa yani mümkünatı var abi. Almanlar bu şekilde bir iş yapar mı bilmem ama mesela bunun dikimi çok sıkıntısız, problemsiz. Dış tarafta yine hakeza. Ama bunun şurası mesela çok ağız kısmına kadar gelmiş. Buralarda pek problem yok ama. Evet, şurada bir makine mi kaydı artık bilmiyorum ama. Fakat şu kısım da biraz şey böyle artık kırışmış olmasından dolayı mıdır bilmiyorum ama biraz daha böyle şuna nazaran sanki eskimiş de filan gibi. Gerçi hani poşetten şılak diye çıkardık. Öyle bir şey de mümkün müdür? Ümit ediyorum değildir. Evet, ne yapacağız? Abi işte hadise bu. Artık daha bere almayız herhalde. Aynen. Neyse, artık daha geçmiş olsun. Artık daha bere almayız muhtemelen. Şu an Amazon'la alakalı neyimiz var? Abi bir problemimiz var. O da şu. Eğer o Kolombiya montu, kullanılmış olan Kolombiya montu iade sürecini başlatıp gelip alırlarsa 1,5 ayı geçti çünkü. Çok mutlu ve mesut olacağım. Aynen. Mesela bunun yazısı da şu şekilde. Gerçi biraz ıslak, yeni yıkandığı için. Fakat çok daha başarılı. Bununkine nazaran. Aynen. Neyse. Yine de hayırlı olsun. Kafamızı sıcak tutsun yeter. Zaten muhtemelen bir tanesini çocuğa vereceğiz. Artık hangisini beğenirse. Ben burada kapatıyorum. Daha başka videolar çekmeye devam edeceğim. Sağlıcakla kalın. Beğenip paylaşıp abone olursanız mutlu mesut olurum. Bunun yanı sıra
Görüş, öneri, isteklerinizi veya eleştirilerinizi yapıştırırsınız aşağıya yorum olarak. Beni sevindirmiş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. En güzel günler sizlerin olsun. Bu ara çılgın bir salgın var. Sağlığınıza da dikkat edin. Geleni iyi yapıştırıyor. Beni bir 5 gün sağlam yapıştırdı. Halen seste bir problem var ama ümit ediyorum kulak tırmalamıyordur. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere.